Günaydın Türkmen izleyicilerimiz. Günaydın Vatanım programıyla yeni bir bölümünde karşınızdayız. Değerli izleyicilerimiz, yeni veterinerlerimiz ve farklı konularımız her zaman sizler için hazırlanmışız. Bir buçuk saat boyunca ben ve Ali. Günaydın Ali. Günaydın Sümeyye, günaydın Kerkü, günaydın bütün Türkmen ili bölgesi. Günaydın bütün bizleri izleyenler. Diğer gününüz aydın olsun, hayırlı bir gün olsun. Umarız inşallah bugün hayır ve safayla inşallah yaşarsınız. Bildiğiniz gibi Kerkük stüdyolarından canlı yayınla beraber bir buçuk saat sizinle olacağım ben ve Sümeyye. Günaydın vatanım. Çeşitli konular, çeşitli veteriler, güzel güzel mevzular inşallah bu sayede sizler hazırlanıp. Ama her sayede bildiğiniz gibi ilk bölümümüz, başlamamız tabii Kerkük görüntüleri, güzelim Kerkük. Her sayede bir Kerkük'ün bir şehrinden aldık. Hep beraber izleyelim, bakalım bugündeki durum Kerkük'te ne şekildeydi? Bizimle kalın. Tekrar döndük sevgili ve muhterem aziz seyirciler. Güzelim Kerkük'ün görüntülerini tabii alandan sonra. Ellerine sağlık kameraman.
Hüseyin Həsnavi güzel görüntüler bir gün göz önüne getirdi. Umarız inşallah bu görüntüler ne güzel bir, ki her sayede görürük o her bölümde. Herkes öz işine, öz yerine çalışmak. Ama bugün bildiğiniz gibi Sayın Kerkük valisi tatil vermişti. Belki gördüğümüz təkid ceddeler onca kalabalığı dövgüydü. Çok daireler bugün otlanmışlar. Tabi onlar da herkes evinde de Nevruz günlerine hazırlık görürler. Tabi yarın da. Bıraktığında herkese tebrik ederim canı gönülden. Bu güzel bayramı inşallah. Ve dönük sevgili ve muhterem aziz seyirciler, bildiğinizdeki hikaye ve kıssa konusun ele aldık. Her sayede tabi bilirsiniz bir kıssa aldık. O kıssanın içinde, o hikayenin içinde bir anlam var, bir hedef var tabi. O hedefe bağlı olacaktır. Bir vaktiyle bir hakim. Bir hakim yatıp bu yuxusunda bakar, bütün dişleri töküldü. Kalkar, səbbəh, diğer o müfessirler istirham. Tabi yuxu tefsir edenler, gətirirler birisini öz üçün. Buyurun, diğer mən yuxumda bu şekil gördüm. Yatmıştım rüyamda, baktım dişlerim hapsi töküldü. Müfessir dalar. Hakime deyir, doğru, yani tamam böyle yuxu gördü, deyir tamam. Deyir, maalesef, yazılar olsun. Deyir, ne olup? Deyir, bir duruma uğrayacaksın. Çok zahmet bir durumda. Neydi bu durum? Odur ki, göreceksen bütün ahlatı gözü o günde ölecektir. Nece? İşte deyir, o böyle deyir. Gətirin bunu atın sicinə məhbusxanaya. Çünkü nə üçün hakim kızdı. Necə əhlətim hapsini görüm gözümün önündə. Başqasını gətirin mənim üçün. Başqası gələ. Buyurun bək. Rüyamda bu şekil gördüm. Dişlərim tökülü. Təkidsən deyir də belə. Tamam. Deyir zəhmət bir rüyadır. Bu rüyada dəlalət edir ki, sən o əhlətu hapsi gözü o gündə düşəcək. Ölür. Bunu da tutar, atar mahbuskhanaya. Başkasını getirmem ki. Başkasını gel. Gelen de diğer ne de diğer şey rüya böyle görüp indi kadar ki müfessir getiripler o kişi de diri ahlatı gözü bugün ölecekler. Ve bunları tam mahbuskhanaya. Diğer tamam. Tabi girer vali yanına. Buyurun. Nerede? Diğer yuxumda bu şekil gördüm rüyamda. Dişlerim hapsi tökülü. Müfessirəkə ne der? Bir kez dalar. Döner diğer. Sen doğru bu bir şekilde gördün? Diğer bel belə şekilde gördüm. Diğer ben seni tebrik ederim. Vay diyelim sana gözü aydın. Diğer xeyr. Diğer sen eğer bu rüyanı görübse o. Eden sen o. Ömrü en fazla yaşayacaksan əhlətudan da fazla. Necə deyir, sən rüya budur. Deyir, bəyə olar başqa. Deyir, mən sənə deyirəm, sən rüya əhlətudan da fazla yaşayacaqsan. Həkim keflənir burada. Burada kefləndiği zaman, deyir, yatırın armağanlar, buna verin. Valla bu da keflindən bu armağanları alı çıxar. Çıxanda deyirlər özünə, necə sən belə rüyanı təfsir etdi, sən özlərinin fazla yaşayacaqsan. Dedi, mende ne var ki, iki tane. Dedi, sana o ahlatı gözü o gün dönecek. Atlar içeriye. Ve ben ne ettim? Dedim, sen ahlatıdan fazla yaşayacaksın. Yani belki de ahlatı gene senden önce ölürler. Tefsir aynıydı. Biz siyağını da geçtik. Ve bu hikayenin sevgili ve muhterem aziz seyirciler anlamı nedir? İnsan her zaman özünde olan kabiliyet, özünde olan malumatlar, bilgiler. Şer diyor ki, tefsirinde istediği o təqiqatı. Yox. Bazı yer istər insan o tefsirinde bir kez dolantırsın. O bir kez dəqiqsin. Deyək ki, mufhumu edə bilir, qanşarı iqna etsin. Hürmətli ve muhterem aziz seyirciler. Umarız inşallah bu hikayenin
sizin gönlünüzə görə oldu və bu hekayədən inşallah bu anlamından da fayda buldunuz. Geçeriz başqa bölümümüzə və hər sayədə bildiğiniz gibi o da Teymur Gökkaya ilə bərabər və spor baxaq. Nə hazırlayıb sizlər ki, o bizlər ki? İzləyək. Vaxtınız xeyirli olsun, sayın seyirciler, yeni sporlara karşı olacağız. Isınmaya başlayalım arkadaşlar. 1, ayağımız biraz yukarı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkaya, ayağımız arkaya biraz. 1, bu şekilde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nəfəs alıq, uzun nəfəs. Sayın seyirciler, bugünkü cənab kuvvet yaparıq, canımızı həbsini an bir kuvvet təminar edərik. Buradan şuna uşqıl alıq. Bu şəkildə, bu şəkildə olur. Əlimiz kamil dolanırıq, əlimiz düz olsun aşağı əldən. Bir də ənarıq, gəlin bu bir tərəf, düz olsun qanımız. Arkadaşlar, soladan başlayaq. 1, əndir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz oturuq. Dedim istəyir ki, hər zaman yadınıza sağlıq sayın seyirciler. Bir spor biraz yorulturursa bizi. Onunla xasicilər bir də uzun nəfər, bir də hələmizə dönürük, normal hələtimizə dönürük. Ondan sonra digər spora geçərik. İndi aynən bunu yaparıq, amma sabit bir şəkildə. Arxadaşlar, indi solarımız 1, həmən qaldırıq, burada sayarıq 10 saniyə. Və yaxud daha fazla da bilirik, az sükür edə bilirik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dəşirik. Sağ əlimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Həmənin canını çəkəri. Damı çıxarıq, qanxaya. Bu şurada. Uzun nəfəs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Həmən, xarıya. İndi əllərimiz üzərinə biraz fazla lot gəldi, biraz ağırlıq gəldi. İndi həmən edərik, biraz muruna verir qozuna, əskənlik verir qozuna. Bu şəkildə hamı buradan çıxarıq əlimiz arxa tərəfə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dəkir əlimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uzun nəfəs. Sayın seyirciler, su içmək yadımızdan çıxmasın. Təbii, əcəbir, təbii, bir şərbət, bir meyvə suyu olsa daha uyğundur spordan sonra içməkimiz. Sayın seyirciler, bugünkü sporlarımız bunlar idi. Umarım gözünüzə görüldü. Xoyza xanım.
Tekrar döndük sevgili o muhterem aziz seyirciler spor konusuna. Tabi Teymur Gökkaya ile ellerine sağlık. Hemen döndük abraç konusuna. Mina günaydın. Günaydın. İkinize de günaydın. Herkese de günaydın. Bak ne hazırlayıpsız bugün bizlerçi. Bugün Buşra'dan. Aziz seyircilerçi abracılardan. Tabi bugün Buşra'dan çok kısa bir şey anlatacağım. Çünkü Nevruz ile ilgili küçük bir konuşmam vardı. Tabi konuşmaya geçmeden önce de diyelim nişe o konuşmanı yapram. Yani bir sebebi var zaten. Burçlarımız, 12 burcumuzu karakterleri nedir? Onlara bakacağız bu hafta içinde. Mesela bazı burçlar vardı, masumdu. Masum gibi görünür ama masum değil. Aslında çok şey, yani şeytan demiyor, yani çok bilendi ama özünü masum gibi gösterir. O burçlar kimlerdi? Boğa, ikizler, yengeç, yay ve terazi. Yani özlerini bunlar masum gösterseler de masum değiller. Diğerine geçsek masum görünmeye çalışan ama gerçekten de masum olan burçlar. Yani gerçekten de özne ise masum ise masumdular. Onlar kimdi? Başak, Oğlak, Kova, Balık. Bu burçlarımız da öz özlerini masum gösterirler ve gerçekten de masumdular. Masum görünmeye çalışan ama asla masum olmayan. Yani ama çok da uğraşır masum olsun. Kimler de onlar? Aslanın akreptir. Bir de var masum olmaya çalışıp da masum görünen, hani öz özünü fakir eder ve başarar da bu şeyi. O zaman o daha çok korkardı onlar. Kimdi o da? Koç burcumuzdu. İlk burcumuz olan Koç burcumuzdu. Burçlardan bu kadar anladıram. Küçük bir hikayem vardı Nevruz'la ilgili. Bunun için anladıram. Hani ben gene burcu anladım. Neden hikayeni anladıram? Çünkü kime gitsem, mesela ben yapıyorum, mesela tekrirler yapıyorum falan. Kime gitsem konuşsam Nevruz'la ilgili hep deyirler, bahar geldi, hava güzel oldu, çiçekler açtı, insanlar sefereye çıkırlar. Geceyle gündüzün vakti bir olur, hep bunlara değinirler. Ama bu Nevruz bize nece geldi? Nevruz nece ulaştı? Bunu ben bilirim. Benden sonraki nesil nece bilecekti? O yüzden ben anlatmaya karar verdim bu şeyi. Hatta kim herkes bilsin, bilmeyen de bilsin. Aslında bu bizde hem bahar bayramı diyar özüne, her yer bir şey diyar özüne. Bazı Nevruz diyar özüne, bazı bahar bayramı diyar. Aslında nedir benim görüşüme göre? Ergenekon destanıdır. Bu Ergenekon destanı bundan ta ki 14. yüzyılda, yani Göktürk döneminde bir olay, bir efsane yaşandı. O efsane o günden bugüne taşındı ve her zaman Mart ayında kutlandı. O dönemde Moğollardan Türkler var idi, Göktürkler var idi. Göktürk dediğim yani Türkleri diyorum, kaz dedim. Aralarında küçük bir operasyon, yani küçük bir anlaşmazlık oldu. O da neyden doğdu bu anlaşmazlıklar, yani anlaşmamakları? Türkler çok kuvvetliydi, yani tam dünyaya hükmedirdiler. Her yerde öz sultaları, öz sözleri geçirdi. Türkler diyendem de sadece Türk'ü kazı etmem. Yedi cihan. Yedi cihanda Türkmen de vardı. Kazakistan, Kırgızistan'dı. Çinlerden bir parça vardı. Yani tam yedi cihandı. Yedi cihan. Hepsini Türk olarak diyelim, çünkü Türk'ten zaten çıktı bu yedi cihanlar. Bunlar çok kuvvetli bir kavim oldukları için, her yere hükmettikleri için bayağı düşmanlar oldu. O düşmanlar dediler, yok bu Türkler bu şekilde dünyaya hükmederseler yavaş yavaş dünyaya hükmederler. Yani her şey öz ellerinde olur. Bunların bir çaresine göre bakalım. Neçe kavim birleşti, Türkleri o yerden ordularını hepsini oradan sürmek istediler. Kalktılar Türkler, hendek kazdılar. Tabi geçmediler, hemen kaçmadılar. Hendek kazdılar, orada kalmaya başladılar. Savaşmaya başladılar. Bayağı şehit de verdiler. Tabi o zamandan indiği kimin Türklerin hep düşmanı vardı. Bunlara rağmen, Hendek'e rağmen kalktılar karşıdaki kavimler, yani düşmanlar. Hendek'in tam etrafından dolandılar, geldiler. Tam sebbah şefak vaktiydi. Oradaki çadırlar hepsini yandırdılar. Türkler bayağı uşaklarından kaybettiler. O zaman da göçebeydiler. Hani herkes göçebeydi. Herkes bir yerde çadırını koyup yaşardı. Göçebe oldukları için çadırlarını yandırdılar, uşakları yandı, hayvanları var idi. Hayvanları yandı, at üstte yaşardılar daha çok, yani giderdiler oraya buraya nakil falan. Atları yandı, hayvanın her şeyleri yandıktan sonra neler kaldı ellerinde? Onlar hepsi toplandılar. Hara geçsinler? Çünkü özleri için sadece bir kavim değil, 4-5 kavim gelipti kaşarlarına. Bunlar karar verdiler, gittiler tam mağaraya, tam dağlar yanına. Dağların içinde bir mağara taptılar, küçük bir mağara tam özlerine göre.
Orada getdilər, qaldılar. Bir il, iki il, üç il, bir qarın, qarın, qarın. Yəni, baya-baya uzun sürdü orada qalmaqları. Tam 400 il qaldılar o mağaranın içində yaşadılar. Təbii, o mağaranın da o açıq olan yeri ki, girdilər içində, o kapandı. Yıllar geçirir, o kapandı. Artıq çıxış yerləri yoxdur. Özlərdən hayvanat barıblar. Sulu bir yerdə həyatlarını qurdular. Tam həyatlarını qurdular. Yəni, o da bir həyat qurdular. Mağaranın içində su var, hayvanlar vardı, yeşillik vardı. Tam yaşadılar. 400 yıl geçdikdən sonra təbii o gedən dedələr falan onlar məsələn vəfat etdilər. Bu dediğim nesil sonra, nesillər sonra oradan çıxmağa qərar verdi. Çünkü gerçekten güçlərini topladılar. Daha güçlü oldular türkülər. Qalxdılar oradan çıxmaq üçün qərar verdilər. Necə çıxsınlar oradan getdilər. Çox yaşlı bir adam vardı. Onun yanına getdilər. Biz burada necə çıxa bilirik? Dedi, gedin bu dağın ətrafını axtarın. Bu dağın ətrafında bir yer var dəmirdir. Dağı dögü. O dəmiri əridin. Sizi üçün tək nəfərlik bir yol açılır. O yoldan çıxın. Əgər o dağın dəmirini, o dəmir yerini tapsanız, mən də sizi oradan çıxa bilərəm ömrüm yetsə. Çox yaşlıydım. Tabii bu, mən qısaca deyirəm hani dəmiri tapdılar falan. Bayağı araşdırdılar, bilənləri gətirdilər falan. Yəni o dəmir yeri tapdılar. O dəmir yeri əritdilər. Tabii əritməyi də zor oldu. Zor bir şəkildə əritdilər və o dəmir yeri əritdikdən sonra oradan çıxmağı başardılar. Türklər orada dirildilər. Yəni tekrardan döndülər həyata diyağın. Amma daha güclü bir şəkildə. Bir qat isə 100 qat güclü bir şəkildə çıxdılar oradan. Oradan çıxdılar da hara getsinlər? Onların yurdu haradaydı bilmirlər. Çünki bunlar daha dünyada yox ikən gəliblər bura. Bilmirlər hara getsinlər. Ta ki orada durublar, baxırlar yolları neçə yol var özlərində, hara getdiklərini bilmirlər. Bir qurt gəldi yanlarına. O qurt adı Kolpeçino qurtuydu. Bortecina qurtuydu. O dişi qurtuydu. O qurtu təqib etdilər. Direkt qurt oğuldadı, bildilər. O qurt özlərinə aid. O vaxtdan qalan bir hayvanın diyağın uşağının yavrusudur. Onu təqib etdilər, əski yerlərini tapdılar. Və ulaşdılar əski olduqları dedələrinin yerinə. Diyağın 14-cü yüzyılda kimlər yaşırdı ora? Ora ulaşdılar və təkrardan orada həyatlarını qurdular. Burada nə oldu? Türklərin dirilişi oldu. Bu ha zaman idi? Yarın kimin gündür ki, belə Novruzu qutluruq. Orada qoydular Ergenekonla çıxış. Günü qaldı özlər. Çünki o dağın adı Ergenekon idi. Ergen dağı idi. Qonduqları üçün ora Ergenekon adını qoydular. Və oradan çıxışları indi bizim bir gün burada bu yıllarda Novruz olaraq qutlanır. Aslında Ergenekon destanından kalan bir gündür. Ateşlər yandırdılar, keflərini o şəkildə yaptılar. Elçilər göndərdilər hər yerə. Türklər dirildi deyə. Türklər artıq buradadır. Və ondan sonra zaten bayağı Osmanlılar gəldi falan. Yəni, 7 cihana ayrıldılar. Yəni, bu qədər idi. Həz edirdim, anladım. Bilsinlər, bu Bahar Bayramının asıl münasibəti nədir? Mən təşəkkür edərəm. Niyən açıqladı özünə? Yəni, həqiqətən bu məlumatı mən bilmirdim. Yəni, çoxu bilmirlər. Hət deyirlər, Bahar Bayramıdır. Ya da Farsdan deyirlər, Nəmru duvarı idi. Ələsəz qulağına arı qaçıbdı. O arını öldürüblər, hani beynində beynini yirmiş. O arını öldürəndələr özü xarab imiş, özü ölübdü. Oradan qutlulurlar. Hər kəsin kəndinə aid hikayəsi var. O Türkmənə aid hikayə budur. Yəni, asıl hikayə deyə bilirlər budur. Aynen. Yəni, asıl ala bilirlər, bəs edə bilmək də deyək, %100 özdür. Yəni, bir Türkmən isə %100 deyə bilərsən Sarudənə, mən qatılım buna, amma ola belə bəz masadırlar var, başqa təfsiri var. Olur, amma türkmanlardakı təfsir budur. Hani dedim, Forresta falan, hər kəs özünə görə bir şey qura bilər. Asıl budur mənə görə. Sənə görə. Yəni, türkmanə görə, o mənə görə. İnşallah. Ağzı da sağlıq. Mən təşəkkür edərəm. Mən təşəkkür edərəm. Sevgili və mühtərəm əziz seyircilər, başqa bir... Geçəyəm, başqa bir vətərəmiz var. Hər zaman ki, kimin dəyərli izləyicilərimiz davam edirik. Sizlərdən sağlıq vətərəsinə baxaq. Bir gün doktor bağına qorusu ələ alıb, həb birlikdə izləyək, görək. Günaydın vatanım, günaydın dün Kərkük millətimizə, günaydın stüdyodakı arkadaşlarımız. Bugün konumuza devam edəcəyik, cilid bakımı üzərinə. Bugün səhət vakaramızda konuşmağımız olacaqdır cilid bakımı üzərinə, gözün ətrafındakı cilid üzərinə. Tabii ki, bakım bütün cilddən gözün ətrafındakı cilid fark yoxdur, heç aynən bakımdır.
Ama cildin gözün etrafındaki cilt en fazla yorgun olacaktır. En fazla en daha gizli başka ciltten ihtiyar olar tecaid çıkar içinde. Alamet de şeyhuha çıkar içinde. Ve o yüzden bir gün konuşmamız olacaktı. Onun üzerine aynı zamanda da daha fazla hassastı gözün etrafındaki cilt başka canın cildinle. Geri baha en fazla kadınlarımız komplenleri, yani müşkileler, problemleri gözün etrafındaki kararlılık üzerine. Birinci kere, ikinci olar ki bir hudutlar çıkar gözün etrafında, ihtiyar olma hudutları. Aynı zamanda bazı kere şişkinlik olar gözün etrafında. Bizler bir gün konuşacak herkesin teker üzerlerine. Neden bu şeylerin bunlar olurlar? Ne şekilde biz nasihatlerimiz olacaktı milletimize gözün etrafının cildi üzerine güzel bir şekilde bakım yapsınlar. İlk kere çok kadınlarımızın şikayetleri kararlıktan gözün etrafında. Tabii ki bunlar yorgunluktan ya da çok fazla bazı kere yemek yağlı olsa ya da yemek çok tuzlu olsa su yığıştırır o gözün etrafında koyar bazen görürsün şişkinlik de ki aynı zamanda gözde bazı tahassüs olsa gözün etrafının cildine tesir eder. İlk kere çoklar öğrenirler, farklı bir şekilde gözün etrafını mesaj yaparlar, yine de avalar kayın bir şekilde. Buna diğer bunlar yanlıştı, bu çok aziyet verir gözün etrafındaki cilde. Ne zaman edebilsek yakasak, özümüzü ya da bir kremler kullansak, edebilsek soft bir şekilde, yavaş bir şekilde, kuvvetli bir şekilde almasınlar gözün etrafını. Gelen her konumuzda, her halkada, her fakramızda konuştuk güneşin tesiri üzerine. Güneşin tesiri nece başka canın cildi ne var? Gözün etrafındaki cilde de aynen tesir var. O yüzden nasihat ederek daima gözlük kullansınlar en de güneşlik kremi. Her zaman diyarık, her şey bu biz kullandığımız mamad. Meğer biz tekil olan özünün iyi. Hasatan kremlerde ya da konsilde ya da onlar ki makyaj maddeleri ki kullanılır. Meğer bilsinler bunlarda muhayyicat olmasın, asli mavad olsun, fazla yani ihtikak, yorgunluk, hassasiyet yapmasın göz için. Her zaman kullandığımız mavadlar kremlerde meğer bilağın her gelmiş kullanmayan, bilağını kullanan göz etrafında. Onlara ki bakarak ingredientler neyinde muhtevayete döndür. Özellikle meğer retinol maddesi olsun, vitamin B, vitamin C. Bunlar çok mühimdir. Vitamin K, hyaluronik asit maddesi bunlar çok mühimdir. Gelen bana bir önemli bir şeye, evde biz yaparız, yapabiliriz. Probiyotik yoğurtta var. Bu probiyotik gözün etrafını cilt için çok mühimdir. Edebilir evde asan bir şekilde yoğurt koyarın gözün etrafına bu içindeki sumum çeker güzel bir şekilde uzaklaştırır. Hudu çıkmağın şişmaktan aynı zamanda kararlı. Her zaman diyarık su içmek. Su içmek çok mühimdir. Bütün bedeni bekler, bütün hastalıkta aynı zamanda gözün etrafının yorgunluğunu çeker. Önce edebilsek yani bunlar ki kompüter diye de bu mobiller ki bakırız bunlar hapse aziyetlik verir gözün etrafına. Kararlık yapar, şişkinlik yapar, hassasiyet yapar. Her zaman diyarık isletme kremleri kullansınlar. Başka bir produkt yok ise bir kremat yok ise göz etrafı için edebilir isletme kremi asanlıktan kullanalım. Yediğimiz yemek çok önemlidir. Sebze olsun, zeytun, bütün meyveler, hasaten limon içinde antioksidant ve vitamin C var. Bu kedene de çok önemlidir gözün etrafının güzel bir şekilde cildine bakmak için. Çok teşekkür ederim dinlemeniz için. İnşallah fayda bulduğunuz bu basit bir nasihatlerimizde. Evet değerli
değerli izleyicilerimiz gördük ki doktor Roya da bak çok güzel bir konu ele almıştı. O da insan nece gözünün etrafındaki cildine makiyet olur. Çünkü çok önemli bir şeydi. Çünkü insanın gözünün etrafı her zaman nazik olur. Bir hastalık da olsa daimen gözünün etrafından bilinir. Etraf kahvayı olur ya da çukura girer. Ve ona gerek iyi bir şekilde bakar onun özüne ya da bir sorun varsa ya şey varsa has bir kremler var. Doktor müracaat ederek onu bir şekilde kullandık. Makiyet olağın hatta yüzümüzün güzelliği gitmesin. İnşallah. Teşekkür ederiz biz de. Doktor Rüya'dan bu güzel bilgiler her sayede tabii ve her bölümde değerli seyircilerimiz için anladır. Sevgili ve muhterem aziz seyirciler, geçeriz başka bir bölümümüze. O da tabii Nevruz'a bağlı olan bu sayede. Ve bildiğiniz gibi Nevruz günlerinde yaşırız. Bu konunu açıklamak için ve bu konunu daha fazla anlaşaq. Bir gün de bizimle tabii stüdyomuza memnuniyetle ki davetimizi tabii kabul etti. Büyük şair ve yazar Mehmet Tisinli oğlu Ebu Teymur. Teşekkürler. Hoş geldin. Safalar getirdiniz. Teşekkürler. Aynı vakitte diğer sizlere günaydın ve hayırlı bayramlar. Günaydın hepinize ve bütün seyircilere ve hepinizden neşe ve mutluluk dilerim inşallah. İnşallah. Önceden şairimiz ve yazarımız Mehmet Tisinli oğlu. Belki kendini biraz tarif etse memnuniyetle. Memnuniyetle. Teşekkür, sağ olun. Ben Mehmet Reza Tisinli oğlu. 1959 Kerkük Eskitsin doğumlusu. 76 yılından edebiyata ilgili başlamışım edebiyata. Şiir yazmaya, hoyat yazmaya. O zamandan beri çok sayıda şiirler, hoyatlar yazmışım. Şimdi de Irak Edebiyatçılar Birliği üyesiyim ve Türkmen Edebiyatçılar Birliği ve Dünya Türk Yazarlar Birliği Azerbaycan Baku'da oraya üyeyim. Ve sürekli yazılarım var. 7-8 yıl önce de 2007'den 2010'a ta ki Ennebe Televizyonu'nda Edebiyatçılar Bahçesi bir program verirdim. 4 yıl süresi. Delil Gazetesi'nin ki safha Türkmencasının neçe iller ben orada sorumlusuydum. Ve şimdi de hamdolsun her şembeler günü bizim oturmamız var. Türkmen Edebiyat Birliği'nde, örgütünde. Orada bulunuruz her vakit. Şiir okumakta edebiyatımızı sürdürürük hamdolsun. Güzel, güzel, güzel. Allah'ınıza sağlık. Belki Nevruz hayatına geçeceğim. Ama evet. Geçmeyenden önce bir küçük veteranımız var. Buyurun. Tekrar izleyek özne, ondan sonra dönek sizi cenabımızla istirik bazı soruları sorak Nevruz hakkında. Bildim. Ve bazı güzel sözler, güzel şiirler Nevruz hakkında. Allah'ım. Güzel sizi sözle de inşallah istirik dinleyen özlerine. Memnuniyetle. İnşallah. Sevgili ve muhterem aziz seyirciler, hemen gidek bakak bu veteranı izleyek, ondan sonra dönek programımız devam etmektedir. Münasebesi şairlerimizin dörtlüklerinde, horiyatlarında da gelmiş. Ve bundan önce de tasavvufi, bu sufi şiirlerle aynen onlar gibi Nevruziyet adını koymuşlar. Osmanlı zamanından o vakitten vardı. Aynı Nevruz adı geldi şiirlerinde. Ve inşallah tabi Türkmen kültüründe bayramlar önemli bir yere sahiptir. Dini bayramlar yanında milli bayramlar da kültürleri ve toplulukları birleştirir ve bütünleştirir. Tabii bu Nevruz günü de 21 Mart baharın ilk günleri. Bu günde gece ile gündüz bir olur. Aynı yani mesafede olur, aynı vakti olur. Gece ile gündüz birleşir. Zamanları, süresi yani bir olur. Tabii bu Türk dünyası, Türk aleminde, Orta Asya'da yıllar boyu 8. yüzyılın milat öncesinde. Milat öncesi 8. yüzyılda o zamandan Nevruz günleri, Nevruz günü tanınmış 21 Mart ilk günü baharın.
Yeni Gün Bayramı, gece ile gündüzü birbirine eşit olduğu bayram, tüm topluluklar arasında bir tabiat bayramı olarak kabul edilmektedir. Her milletin milli kültürü vardı ve Türkmen milleti ve Türk dünyası özellikle milli kültürleri vardı. Örf adetleri vardı, geleneksel münasebetleri vardı. Tabii tümümüzde böyledir ki her Mart ayının 21'inde Nevruz günüdür. Bu Nevruz gününde etkinlikler olur. Bazı çallar baharda güzel içerilerinde de yani duygular yeşerir insanların. Orta Doğu ve Asya'da Nevruz Bayramı yeni yılın başlangıcı olarak görülmektedir. Nevruz Bayramı insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirme günüdür. İnsanları kardeşçe kucaklaştırma vesilesi olarak dargınlıkları unutturur. Türk dünyası da dediğimiz Türkiye'de Azerbaycan, İran Türkleri, Kırgızistan, burada Özbekistan, Türkmenistan, burada Irak Türkmenleri, bunlar tabii bir tarihte kitaplara dayanarak Ergen Gün efsanesi, Usturat Ergen Gün, ona dayanarak bu günü şey etmişler, sınırlamışlar. O da aynı dediğimiz gibi baharın ilk başlangıcıdır. Baharın, bunlar da tekalitlere, adetlere, urf adetlere göre yani mani diyorlar, şarkılar diyorlar, halay çekilir. Yani güzel bir şekilde, yani bir içerilerinde bir keyif duyguları yaşar. Ve birlikte yaşama isteğinin güçlenmesi ve dayanışmayı sağlamaktadır. Tüm bunlarla birlikte geleneklerin, göreneklerin, inançların sergilendiği bir bayramdır. Biz Irak Türkmenleri olarak Yeni Gün Bahar Bayramı'nın tüm Iraklılar için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Irak'ta Nevruz değil, Türk dünyasında Nevruz değil, Mısır'da Şemin Nesim, Bahar Bayramı biz diyerek, Mısır'da Şemin Nesim diyorlar. Güney Irak'ta da devreti sene, aynen yıl dönümünü, yıl dönemini diyorlar. Yani her yerde bir adlar değil. Ona göre yani özü, yani münasebe nedir? Baharın başlangıcıdır. İzleyicilerimiz, tüm halkı, Irak halkını kutlar olacağını gövlüden Nevruz gününü gördük. Usta ki herkes bir şekilde tefsir edir Nevruz ne demektir. Dönün hemen misafirimizden bakalım. Allah'ın asıl kelimet Nevruz ne? Yani Nevruz ne demektir? Başka devletlerde de ayrı adı var. Evet, teşekkürler, sağ olun. Nevruz bayramı demek, yani 21 Mart Azer ayının 21. günü. Bahar gelişi, ağaçların yeşil olmağı, tabiatın yenileşmeği, hayata başlamakları, ağaçlardan bütünü bu günlerde bakarsan dünya bir güzelleşme günüdür. Nevruz sözcüğü iki parçadan oluşur. Nevruz. Bu da Fars dilinde no yani yengi ve ruz da gün. Farsça'da, Kürtçe'de bu ara şey dillerinde, İran dillerinde bu sözcükten oluşur. Yani anlamı da yengi gün. Yengi gün nedir bu? Bu milletlerin içinde öz takvimlerine göre, yani o milletlerin arasında bu illerinin başıdır, ilin başlangıcıdır. Türkmence dediğimiz gibi anlamı yengi gündü. Ama Farsça yaygınlanması, yani intişar etmek, nişi her yerde, Türk, Kürt, Fars, Afgan, başka devletler, Arap'lar içinde de görsen, Nevruz dilmeği, o da sebebi Fars imparatorlukları, bu Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya her vakit çemberlerin elleri altında olmuştu. O Fars dili orada yaygın bir şekilde inçer etmişti. Ve bu sözcük oradan dağılmıştı bu milletlerin arasında. Onun için bir ortak söz olup bu günmüş. Adamlar Nevruz. Nevruz Beyram, onun için görürsen Türkmenistan'da, yani Orta Asya'nın devletlerinde, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan, Sin'de, Azerbaycan'da hapsında Nevruz değildir özde. Ama başka adlarından biraz önce hanım konuşurdu. Türklerin, asıl Türklerin yanlarında buna Ergenekun bayramı diyorlar. Doğru. O konuştuğu efsaneyi de işittiniz özünü. Cema seyirciler de işittiler inşallah. Ve Ergenekun asıl Türk adıdır onun bu bayramı. Bundan başka siyasi nedenlerden Arap devletlerinde bu Nevruz adı biraz yasaklama şekline girip onun şiddetler özünü
bahar bayramı. Bizim Irak'ta da var Eid-i Rabi' diyarları özne. Ya ağaç bayramı, Eid-i Şecere. Ve Lübnan, Suriye'de de bunun adı Eid-i Um'du. Neden yasaklandı bu ad? Yani yasaklandı başka da var. Ammeten siyasi nedenlere bu bazı milletler burada yaşıyorlar. Bunların isteklerine işte onlara karşı bir şekil baskı sayılır diyebilirler. Bugüne dair aynı sözcük yani yok bes burada Asya'dan ve bizim Orta Asya'dan, Orta Doğu'da. Belki Balkanlarda da yaşayan Arnavutlar, Türkler, Kosova'da, Albanya'da aynı ağzı, aynı Navruz diye beyram ederler bugün. Doğru. Güzel. Belki Ebu Teymur, yani Üstadım Mehmet Tisinli, bu Navruz, bu tabiatını alsak ve ne zamandan tesis olundu, o ne zamandan kuruldu bu bayram? Ve Navruz'un tabiatı dediğimiz gibi doğalın, yani dünyanın tabiatın yengileşmeği sebebine sevinç, keyif ve insanlar birbirlerine kutlama, insanlara sevinç gelmek tabiatı demektir. Çok güzel. Başlamasına dair türlü görüşler var dediğimiz gibi. Bir beş, dört görüşler var. Ben bunlardan çoğunu alayım. Kaynaklı çoğu İran'a, yani Fars diline şeyden olan. Onda Taberi tarihinde ve İran'ın büyük şairi Firdevsi'nin görüşlerine göre İranlıların bir adil padişahı varmış, adı Cem. Bu Cem geldi Azerbaycan'a ulaşandan sonra orada bir taht ister kurulsun özcü. Tahtı kurallar özüne, o tahtın üstünde oturan da başına altın tacı koyar. İçinde mücevherler olduğunu. O başına taktığında güneş doğar, güneş çıkar. Şölesi uğranda bunun parlamaya başladığı günü o milletler ki kurtarıldı zulümden, bilmem ne bu şahın gelmeğine. Yani. Bunu bir yenge gün sayarlar. O güne diyorlar Nevruz, yani yenge gün. O Cemşid-i Şah da bilmirim bir antike Macarlar var. Çok bir adil insanıymış. Enermiş böyle millet halk asbabını girip millet arasında gezermiş, görermiş neler bulanın müşküleler ne de destekler var. Onun için çok sevilen bir adamıymış. Onun isteğine göre, onun dişine göre Nevruz, o Nevruz kalıp onların dilinde. Bu bir görüştü. Bir görüş başka zamanı İran halkları arasında dağılmasından Fars Zerdeşt diline bağlıydı bu. Aslında Fars'ı Zerdeşt dilinde, dininde bu akidelerinde bu gün varmış. Bugün özlerinin bayramlarını, kutsal bir bayramlarıymış. Bir de Farsların il başlardı. Fars ve Afganların. Şimdi de bugünlerde yani İran devletinin ve Afganistan devletlerinin Hicri Şemsi ilinin başlangıcı bugünden başlar. Yani bugün illerinin birinci günüdür. Güzel. Ondan ayrı Orta Asya'dan dediğimiz gibi bu Ergenekon bayramı Türkleri, Türklerden Çinliler her vakit savaştaymışlar. Türkler kırılandan sonra dağlara köçüpler. O dağların arasında bir uzun süre hasar kaldıktan sonra Sivle çıksınlar. Bunlardan bir tane çok yiğit er adı Ergenekon adlı deyip ben çıkaram. Çünkü giden gelmedi. Ben her ulaştıkça ben orada bir ataş ederim. Ataşın tütüğüne siz gelin. İşte bunun ataşı ettiğine göre süre süre ulaşıplar, çıkıplar düzü. O gün hakkını çıkıplar, dağlardan iki açığa çıkıplar düz yerlere. Onun adını, o yiğit insanın adına Ergenekon deyipler. Güzel. Bu Türklerin görüşüdür. Usta, bizim Irak'ta, affedersiniz, Irak'ta yaygınlanan Kürtler arasında Kavu Haddad kazıyasıdır. O da bir şey, zalim padişah varmış, Zuhak adlı. Bunun çiginlerinde, omuzlarında iki yara çıkıp, bir yaraların iyi olmaması olmurmuş. Kehaneler o zaman dinsel adamları deyipler bu bir insan beyniden gerek ilaç olsun annen iyi olur. Ve günde bu adam iki insan öldürülürmüş. Bunların beyinleri çıkıp bir arasına koymuş. Millet başlayıp korkmaya oradan her köşe kaçıp gidip dağlara, ağır yerlere, başka uzak yerlere. Yani. Bu Kava Haddad özüyden arkadaşlar baklı iş böyle oldu. Bugün gidip bunun kasrına hücum edip bunu öldürüp öldüründen sonra kasrını da yandırıp alem kurtar olup onun çoğu gün hakkına Nevruz diyorlar. O gün hakkına da görürsen ateş ederler çünkü o kasrını yandırmak münasebeti. Bu da birisidir bu görüşlerin. Ama Hazreti İsa doğumundan önce de var bir görüş. O da Türkler Orta Asya'da köçbe halatında, bedu halatında yaşamışlar. Bunların aralarında bir inanç varmış, gök tanrı inancı. Muvahhidiymişler, yani Allah tanrıymışlar. Çok insanlar
Hazreti İsa'dan evvel Allah'ın birliğine inançları yokmuş, Türklerin varmış bu. Doğru. Onların yanında bir il röznemesi varmış. Her il bir ad, bir hayvan adına verilmiş. Mesela biz de eşitmiştik sözümü yabana diyen köpek ili, aslan ili, yılan ili, tavşan ili bu adlara bu ilin başlangıcı bugünden başlarmış. Bu Türklerin de arasında budur. Doğru. Bu çeşitli şeylerdi. Çeşitli görüşlerdi. Görüşlerdi. Menşeinden. Doğru. Yani gördüğümüz ta ki her yerin bir hikayesi var. Her yerin bir şekilde kutlur bugününü. Eydi bugününü kutla. Yani biz indi diyebilirik her devlet bugünü kutlur yoksa bazı devletler var kutlamır bugünü. Özü kutlama affedersiniz. İslam diye İslam'da üç bayram var bizimce. Bir bayram Kurban Bayramı'dır, Ramazan Bayramı'dır. Bir de Gadir Bayramı var bizde. Cuma günü de bir Müslüman fakir insanların bayramı değil Müslüman'da. Bayram diye kutlanmak bir şekil bes bu gün kutsal günler. Evet. Ama bu günler milli bir bayramlardı. Yani milletlere dairdi. Bazı milletler bunu mesela Farslar gibi şey edipler. Dinsel bir kapı da açıpları özçü. Onlar değiller şeydi. Bu gecenin bir takım has tokusları var, münasebetleri var, duası var. Onlar dinsel edipler özünü. O da var. Ama çoğun Türk milletleri yani kutsallıklar bir günde. Türk dünyası. Evet, Türk dünyası. Ahmet'in bu dediğimiz bu Orta Asya Cumhuriyetleri, evet. Azerbaycan'la beraber İran, Afganistan, Pakistan bu devletlerde bugün kutsallanır. Nece bir şekilde kutlalar? Yani her devletin bir şekilde kutlar o gününü? Yani kas dokuz var özleri için yoksa hepsi aynı şekilde de? Her yerin bir şekilde. Mesela bu Türk devletlerinde bir ataş yakılır, ataş oğlu. Ataşın üstünden tüngülürler. Gençler bunun üstünden tüngülürler. Buna diyorlar, sarılığım sana, kırmızılığım sana. Bu neydi? Sarılık, sarı renk, ammeten, yani böyle şeyden hastalık, yorgunluklara delalet eder. Bu sarılık, bu hastalık sana için geçsin. Senden gelen sıcaklık, kırmızılık hem güç, hem neşe, hem bunlar mene gelsin. Bu şekil, Türkmenistan'da, Özbekistan'da bu şeylerde bu şekil. Onların bazı yerlerinde de yemekler khas, bunun özel yemekleri var yapılır. Yani o günün özel yemekleri var diyebilirim. Ben bunları da sonra açıklayabilirim inşallah. Başka soru da Allah diyor. İnşallah. Belki konuştuk bir yani, mutlukus var, her kişide bir adet tekalit. Belki bir kez bu sorulardan bir kez bir yan ulağın, bir kez koriyatlar, şiirler, ben, Nevruz hakkında. Nevruz hakkında ben Cenab-ı teklif olunduğum dönem daha bu üç parçanı yazdım. Özüm elimde de bir tane zaten dediğim gibi Azerbaycanlılar çok meraklı bu bayrama. Onun üstüne yazıları çoktu. Bizim de eskiden büyük şairlerimiz Allah rahmet eylesin. Onlarda da bu nefsiyat var, nefes güzel. Vardı. Onlar da yazmışlar. Ama öz yazdığımdan okuyayım sizlere dinleyin üç parça. Bahar geldi, güller açtı. Bugün Nevruz bayramıdır. Yan yana kokusun saçtı. Bugün Nevruz bayramıdır. Kuşlar konar daldan dala, kelebekler gülden güle, gevil sevinç neşe dola, bugün Nevruz bayramıdır. Dostlar çıkağın seyrana, sen bir yana, ben bir yana, sevgi, mutlu her insana, bugün Nevruz bayramıdır, bugün Nevruz bayramıdır. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz. Geçek sorulara tekrar dönerim. Bir de. Sorularımızda yani bu dediğimiz ki bunlar bu bayramlar bazı dini sayıdı özünü, bazı kavmi milli sayıdı özünü. Tabii. Neden bu bayramlar içinde? Şimdi herkes öz yanından bir şekilde gördü. Kavmilik, millilik ve dinlik. Geçsek bunların girişine. Yani bir böyle fikri olsa bizden mesela o görüşü bu girişler olan bu devletlerde bu bayram yapanlar içinde girişler ne şekilde olur? Tabii bilsen bayram diye her o yani bütün alemce bayram günü yeni elbiseler giyilir. Bu böyle bayramdan evvel hazırlanıp hep alemde budu. Her devletin hatta Galip'te de hala bugün bayramı da görürsen yeni elbiseler hazırlanıp o gün hakkı için. Ve bu Orta Asya milletleri çünkü çok tabiatten ilgilidirler. Görürsen renkten çok hazderler, çok renk sevilirler. Ve bugünün bayramında
Navruz Bayramı'nda görürsen renkli asbaplar çok girili. Aslen Özbekistan'da, Kazakistan'da, bizim burada Kürt mantıklarında bakarsan girilen asbaplar çok nakışlı, çok renklidir. Bu da delalet eder millet, insanın tabiatı sevmeğine. Bu çokluk budur, ben, bu görüştü. Yani dediğimiz tek girişten değil, ama özel kutladıkları için bu şeye girelim. Birbirine sevinç verir. Sevinç yani verir. İstir öz özünün itibar etsin, ben bugün çok mutluyum, çok keyifliyim. Bu renklerle tabiatla uyumuş. Ama genellikle Irak'ta biz gördüğümüz Nevruz'u nece bir şekilde kutlarlar? Yani bahar geldi diyorlar, çıkarık sefrelere. Sefrelere çıkmak. Bu şekilde. Ha, bizim burada bu şekilde. Bu şekilde kutlanıp, başka devletler ayrı şekilde. Millet çıkıp bahçelere giderler, ormanlıklara ya dağlı yerlere giderler. Herkes yemeğini yaparıp özü ailesi toplanırlar. Orada bu güzel havada bakarsan halay tepmek veya şarkı demek. Yani kutlamak dostlar. Gün değişiyor. Çünkü insan evde yaşamaktan bir sıkıntı olur özünden. Ve bir ister bir günü tervih etsin öz özünden yani nefsini açsın. Bu da bir gün münasebetti ki bunun için kurulup. Eydi başka devletlerin dediği hasta kuslar var. Onu, yani pardon açıklayabilirsen daha fazla bizim için nece bir şekilde kutlarlar. Biz bildiğimiz tek Irak'ta bu şekilde kutlarız. Ama başka devletler nece bir şekilde ben, kutlarlar? Ben bunun bir açıklamasına. Dediğimiz İran'da ve Azerbaycan'da bugünün has yemeği var. Buna diyorlar heftise diyorlar özne. Fars dilinden heft yedi, heftise si. Her yemek sin harfiyle başlar Farsçadan. Bu Farsça dilinde olan yemeklerin sisi mesela sirke, samırsak Azerbaycan'da diyorlar. Yok, sinle başlıyor. Her yemek sinle başlar. Siv, almadı, septi, ondan sonra sirke, para. Bunlar masada 7 renk yemek olsun gerek. 7'si de sinle başlasın. Bu yemekler gecenin, bu gece, Nevruz gecesinin son dakikalarında baba, evin, ailenin büyüğü özle beraber toplanla bu yemeğin başına. Bu yemek koyulu. O son dakikada bu başlar bir duası var ya, merhum rahmetli babam bilir, görmüştüm bu geceni. Böyle diyordu bu gecede suat bu dua okuma. Ya mukallibel kulubu vel absar, ya mudabbiril leyle vel nehar, ya muhavvul el havli al havl, havvul halena ila ahseni hal. Bu bir duadı. Bunu okurla sonra o yemek yerinirdi. Bunda bereketli bu yenge il bereketten girsin ki yemek varımızdı. Bu ilde bizim şey yemek ilahi tedbir olsun. Hepsi de S harfiden de. Hepsi de içinde olan yemekler gerek sin harfiden. Neden sin harfiden olsun? Yani bu başka sin harfi de bilmiyorum daha bunun şeyini yani, Farslarda ne demekti. Yemeklerin de bu sin harfinin sunmak, yağış ve suvarma yani ziraatın olmağına da. Sencet bir kokulu meyvedi. O da sevgi ve aşk diye nece gül diye veriliyor. O şekilde. Alma çoğunluk, tekatür diyelim. Semen şirini, şirinlik keyifliliğe deletler buğda unundan yapılır. İşte sirkadı, süttü, sebzedi. Bu devletlerin her kişinin öz diline göre. Yani Kazakistan'da, Özbekistan'da bunlar Türk dilinde olan sin harfi yemekleri. Bunlar bu şekilde kutlarlar. Bu şekilde kullanırlar. Bu şey dinsel göleneklerinden de. Ama toplumsallarda bunun içinde sebahsi olar bunlar ne derler? Gidelim mazarlığa. Gidip ölülerinin başında aynı özleri beyram ettiler. Ölülerinin de başında giderler, buhurlar yandırırlar, Kur'an-ı Kerim okurlar, fatih okurlar. Yani sevinci onların da yanlarına ulaştırsınlar ki biz sizi unutmamışız. Bundan başka birbirlerine ziyarete giderler. Yani hısımlara, akrabalara, komşuya, komşuya yemek verirler. Aynen bir bayram için mi kutlarlar? Aynen bizim özellikle bu bayramlarımız. Bir de onun takip etmesi bunlarda milli olduğuna daha duygusaldı. Daha şeyden Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan bölgelerdi. Bunlarla beraber aynı bakarsan bizim indi aramızda ad, Ramazan veya Kurban milletimizin içinde var. Yani adamların Ramazan adı var, Kurban adı var. Nevruz adı da bizim eskiden ben yadıma düşürdüm içinde Arvat Vay'da adı Nevruz idi. Bu Nevruz adı aynı bakarsan insanlara verilip Farslardan Kürtler içinde erkeğe verildi. Şeyde Türkler arasında Arvatlara da kanunlar. Yani böyle bir hayatlarına bir şekilde tesir edip hatta adları da böyle bir Nevruz. Koyalar bir şekilde. Yani herkes bir şekilde gördüğümüz tek. Belki dönek bir kez şiire gire. Şiire gire. Bilsiniz yani Nevruz hakkında tüm dünya, Türk dünyasında olan şairler bu bayram hakkında çok sözler yazmış.
Belki onların sözlerinden eğer sizler yanınızda. Bəli, teşekkürler. Ben dediğim tek ki yani İran Türkler, bilirsiniz ki İran'ın çok büyük payı Türklerdiler. Tebriz'di, Erdebil'di. Yukarı İran hem Türkler ve şey Türkmen sahralar İmam Rıza tarafında. Bunlar arasında çok şey bağıntılar var Nevruz'a. Ona dair Azerbaycan şehrinden sizlere bir şey aktardım, bir küçük parça aktardım. Bunu sizlere okuyayım. Bir gün dağlar yeşillendi, Sultan Nevruz safa geldin. Cümle kuşlar hep seslendi, Sultan Nevruz safa geldin. Bir gün bahar eyyamıdır, Nevruz Türk'ün beyramıdır. Gönüllerin sultanıdır, Sultan Nevruz safa geldin. Allah düğü öten kuşlar, dua eyler dağlar daşlar. Yeşillendi hep ağaçlar, Sultan Nevruz safa geldin. Sultan Nevruz safa geldi. Ağzına sağlık. Yani Sayın Muhammed Bey, belki şiir, edeb, bu sözler, baxasan her vaxt bayramlar da sebeplerden bağlıdır. Sebebi nedir görürsen? Biz dediğimiz ki insanın tabiatı haz eder mutluluktan, sıkıntıdan kaçar. Ve sevdiği şeyde insan, baxasan şairin neyi var? Yani şair, büyük Azerbaycan şairi Sabir dedi, güle bülbüle dair çok yalanlar fırlatmışam. Yani şairin çok sözü bakarsan böyle mugalattı. Yani içinde bir sözden çıkmalı. Nerede bes istir ona bilintirsin no ben seni severim. Ve Beyram, Nevruz Beyramı da ve bahar da bu güzellik de sevilen şey olduğuna insanların insan edebiyatçı da şair de çok ince duygulu insan olar. Onun için haz eder bir şeylere içinden çıkan en güzel sözleri desin ve yazsın. Hatta milleti bilintirsin özü bu şey bu olayı onlardan çok bir şekilde kavrulu ve bilir. Doğru. Belki Sayın Mehmet Bey asak bu bayramı. Yani de bilir diye bahar bayramı. Nevruz Bayramı yani Balkanlardan ki Avrupa'nın sırasından ta Sin sınırına takin Hindistan'a kimin bu milletlerin ara yerinde ortak bir bayramdı. Bu bayramı Azerbaycan Cumhuriyeti isteğiyle göre 23 Şubat 2010 yılında uluslararası Umumüttehide'ye bir talep diye bir istek diye yazıldı. Güzel. 21 Mart günü Nevruz günü ulusal bir gün olsun. Nevruz günü alemi bir gün dindi. Bu Azerbaycan'da ilk olarak da Tahran'da merkezette hemen amması orada oldu. Bir günde 300 milyon insan Nevruz Beyramı'nı beyram eder. Güzel. 300 milyon belki artı daha da zavayit bu beyramı beyram eder. Ömer Hayyam'a göre büyük İran dahisi, müfekkiri, hakim. Dir bugünün sebebi güneş 365 gün 6 saat bir il dolanmaktan sonra gelip bugün hakkına asmanda burçlar var ki 12 burçlar bilirsiniz aslan burcu, kavus burcu bunlar bu yay burçlar. Bu arada kuzu burcu, Burcül Hamil. Gün bu ili dolandıktan sonra o gece hakkına gelip hara girer? Burcül Hamil'e girer. Buradan böyle kışın savuklığı biter. Ve bahar başlar, tabiatın güzellikleri başlar, ağaçlar güzelmeye başlar. Onun için hava hoş olar. Bu ona göre Nevruz koyulub adı. Yani gün ilin güzelliği başlamak günüdür. Doğru. Tabiatın güzellik günüdür. Doğru. Peki yani asıl Muhammed Bey, bugün de mesela edebilirlik diye mesela bu bayramlar ve bu mahracanatlar, bu bayramlar içinde. Mesela o hazara, o sekafanı aksetsin, kan şarkı. Dediğimiz gibi yani hazara, sakafet bir milletin olan şeyinin bireylerinin, efradlarının içinde yaygınlanan bilik, edebiyat, her şey ki o insanlardadır. Onlar neye çok önem verirler, ne ihtimam verirler. Bakırsan bu milletlerin arasında hapsı Nevruz Beyramı'na, hapsı aynı havası, aynı istekler. Onun için bir müşterek bir şekilde de görürsen bu milletlerin ara yerinde bir bağıntıdır.
bir şey konu unutmayayım. O da Nevruz günü için hazırlanmak Nevruz'dan evvel son çarşamba gününden başlar. Yani bugünden diye. Yok, Nevruz bugün çarşambaydı, bugün son çarşamba. Yarın Nevruz'du, bugünden başlar. Bazen düşer mesela salı gününe, çarşamba uzağına. O onca uzun fetreni bunlar keyif ederler, beyanlar ederler. Yani o aşkı, aynen, bayram faaliyetler olur, o olaylar olur. Ve buna diyorlar çarşamba sür. Çarşamba sür de ne demekti? Kırmızı çarşamba. Çarşamba günü çok bu Orta Asya, bu devletlerin arasında bir nehes, şum gün sayılır özüne. O gün hakkında ne derler? Bu yanıkları yandırırlar, ateşleri derler. Onun üstünden tüngülde dedim gençleri, kızları, bu baht, işte bir inançlarla geleneklerden biridir. Yorgunluk, hastalık ki geçsin özüne sarlığım sana, kırmızılığım bana. Bu milletlerin arı yerinde başlar ile bugüne kimin. Buna ne diyorlar? O çarşamba günü çarşamba sür diyorlar. Geçmişse bunu çarşamba sürün, anlamı da budur. Evet. Belki yani Mehmet Bey atsak, bugün de bu dediğimiz ta ki bu bayramlarda bu keyif o safa yapırlar. O dediği ta ki milyonlarca millet var. Olmaz mesela bugün de bir sözler bir olsun ki tatarruf bunların karşısında durmak. Özü çok güzel, çok güzel bir münasebetti. İstifade hakikaten, görünsün. Hakikaten çok güzel münasebetti. Bu milletlerin gençlerini birliğe dünya sevmiş. Çünkü insaniyete bizim İslam dini, İslam dininde ölmek çok kıskanıcı bir işti. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Men katel nefsen keennemâ katelen nâse cemîa." Kur'an'da budur. Bizim Efendimiz de diyor bir hadiste İmam Ali'ye tensip olunan o özünden Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "Hayatta bir şekilde yaşa, sanki hiç ölmeyeceksin. Yani gerek insan hayatı sevsin. Bir şekilde ahiratı düşün, sanki yarın öleceksin. Fikrisini de elden salmamak. Hayatçı gerek çok sevilmek, hayat sevmek, hayatçı yaşamak olsun. Ve etrafından yaşamağı insan özü sevse benzerlik olur, anneannelik olur. Doğru. Onun için gerek etrafında olan insanlara da sevgi, onların da mutlulukların. O zaman insan özü, hem özü nefsiyen zemiri murtah olur, hem de yanındaki insanlar da murtah olur. Onun için görürsen dünya hoş olur. Bunun için bu milletlerin ara yerinde dil fark etmesin, inanç fark etmesin. İnsan insana gerek, İmam Ali'nin deyişine göre اِمَّا اَخُنْ لَكَ فِي الدِّينَ يَسَنَا قَرْدَاشْتَ اَوْ نَظِرِنْ لَكَ فِي الْخَلْقِ Allah'ın خَلْقِ de ne inancı varsa o özüne ait, özüne Allah'a bitişi. Ama benle seni insanlık, gel birbirimizi sevek, bu hayata bağlanalım. Doğru, ağzına sağlık. Belki o vaktimiz geldikçe bu Teybur Daroğlu son bir şiir dinlesek. Son şiirimiz de Allah rahmet etsin büyük şairimiz Es'ad Naib'in Bahar adlı şiirinden parçasını yazdım. Diri bahar gelmiş, haber aldık havadan. Döyülsün nağmeler neyden, navadan. Kerem kıl bada son, ta dertli gönül. Şafa bulsun bugün sakı davadan. Kurulsun halka, toplansın erenler. Bu aşıklara bugün Leyla'yı bekler. Bu aşıklar bugün Leyla'yı bekler. Görün artık görün, çok oldu günler. Senin mecnunam kalu beladan. Ötün kuşlar bakın, gül vakti oldu. İlahi nağmeler doldurdu yurdu. Bizim eyledin gelen. Ses kalbe doldu ki aks etmektedir bir aşinadan. Kadeh son ruhmen taşmağa aşkı. Ki idrak eyleyim gerb ile şarkı. Ayırt etmekteyim batılla hakkı. Hidayet çünküye yetmekte Hudadan. Da rahmetli büyük şairimiz Esad Naib'in şiiri bu harf olsun. Mehmet Bey çok teşekkür ederim sizlerden. Ben memnunum. Yani bugün bizim davetimizi kabul ettiniz ve memnuniyetle tabii bizim bugün günaydın programımıza hazır olduğumuz. Yani o bu güzel bilgiler hakikaten millet de bu paylaştım. Bilgilerden güzel faydalar bulundu. Ben memnunum. İnşallah gelen münasebetlerde de olarca da inşallah gene tekrar memnun olduk ki inşallah bizimle tekrar olmamızı. İnşallah ben de memnunum. Sizler beni bir gün burada Kerkük Televizyonu'na davetme, Kerkük Televizyonu'nda çalışanlara ve sizlere ve bütün seyircilere de memnuniyetlerimi bilintirirem. Her vakitte
milletimizin ve Irak'ımızın hizmetinde her şeylerde hazırız. Memnun olun sizlere tekrar. Sağ olun beni buraya davet etmeniz için. Çok teşekkür ederiz sizlerden. Memnun olduk tekrar. Geçeriz başka. Evet, değerli izleyicilerimiz, bana devam etmektedir. Günaydın Vatanım programıyla sizlerden bir yerin hikayesi. O da eski meslekler, bazar, bir bazarda eski meslekler ve esvaklar bakalım o nedir? Hep birlikte izleyelim, görelim. İnsanı üç şey yurduna bağlar: mazarlar, saraylar, yazılı belgeler ve eserlerdir. Dolayısıyla Türkmen elinde bulunan Türkmenlere ait tüm bu eserler Türkmenlerin varlıklarını ispat etmektedir. Kerkük'ten 70 kilometre, Bağdat'tan ise 170 kilometre uzaklıkta olan Tuzhumatu ilçesinde eskiden günümüze kadar çok sayıda meslekler yapılmaktadır. Ve ilçede üretilen tüm ürünler ise sadece ilçede değil, Bağdat ve Kerkük'te de satılmaktadır. İlçede en şöhretli el işi yapan ustalar ise İlçedeki esnaflar ve meslektaşlar bir araya gelerek Kayseri pazarında el işlerini sergilemektedirler. Atalarımızın 60 yıldan beri yaptıkları en önemli meslekleri ise Tuzhumatu ilçesinde onlarca olaylar yaşandığı gibi bu pazarda bazı olaylara şahit olmuştur. Bu tüken Aziz Binadız değil, Aziz Musa Kalın Binadız. Bundan evvel kocam oturdu burada, bu tükende. Bundan bir evvel kümbetiydi. Sonra yaptık uzun, yıktık uzun, yenge yaptık uzun. Kocamdan sonra, bir vakit kocam oturup kocamdan sonra babam aldı uzun. Aynı babam da uzun işlerdi. Takriben diyebilirim tarih, ben gözüm açtım bilmiyorum daha yani. Rahmetli kocam 79'da geçindi. 78'deydi takriben, böyle bildim ben tükene geldim, buradaydılar. Babam bir sandık vardı, o kanşarda otururdu. Sandıkın orada işler, ondan sonra geldi kapadığına yakın burada dükkanı. Bunu çoktan unutmuşuk yani. Tesisi çoktanındı. Diğerler yahtılar vaktindendi yani, böyle bir hakikat. Bu mühendeden sonra buraları hapı kardeşlerim kaldırdı. Kalktı bir kere bu vakit o hasar vaktinde nahl üzü yaptık. Nahl altı sakalardı, üzleri orada. Yani yurtulurdu, atardık uzun, yenge sulardık uzun. O yüzden çok meşhur olduk. Takriben 90'lardaydık. Ondan sonra kalktı bu çadır dikerdik. Bu çadırları dikerdik. Hekbe'di, bu Usumalı Ravya diyorlar, ondan dikerdik. Burada 90'larda hasar olduğuna bir de kalktı, her kişi geldi iskaf işlemeye. Derzi burada çok uydu. Burada vardı, Derzi Rahman vardı. Derdi Şakir, şimdi Allah ömrünü uzun etsin, burada hele kalıptı. Bizde Enver'di, İskaf pazarı diyor ki biz buranın, yani neccardı. Derzi var burada, demirci var burada, demirci tak var idi, Allah affetsin. Bezirgen, bu Kerim Bezzez vardı burada. Burada Kember Bezzez var idi. Bahara Satan da buradan var idi. Diğerler Ağzatçı Rehber. Aziz, ben rahmetli babasını gördüm, Musa Am diyerdiler. Bunlar vaktinde çift satardılar, nar kabuğu satardılar.
Konşarlarında Hacı Arab var idi. Abbas Arab, Abbas Arab'ın babası da Muhammed Arab'ın babası. Orada bir tek var idi Zeyn Abdülhummas diyerdi. Onun babası yine her halde. Bu Kayser'de her halde Aziz bin Adı kadim bir adamdı. Rahmetli Hacı Aziz. Sabah her vakit gelseydi adama keşirinde oturmuştu işte. Özü bilse eski affedese evvel Yemen'in tikmağıydı. Kalaş malaş tikmağıydı. Affedese kundaraydı. Kurşak murşak ederdi kayıştan. Bazı şeyler var idi bu eski şeylerden. Aynen özü bir fiil babasının mühnesi. Aynen yine bu cif sattı. Nar kabı sattı gördüm özünü. Özünden başka burada ben gördüm rahmetli Dazir Eşli. Allah affetsin. Şakir bir de Enver Derzini gördüm burada. O da Allah affetsin o da geçindi. Şakir Hayat var Kalıb Layezal. Ondan sonra burada bir Tegvai Zeki var ile Derzi'ydi yani onu gördüm. İkram Hayat'ı gördüm. Foz İkram'ın babasını. He. Kafirlerden bir sözü diyor. Sayısı kafirlerden özünü gördüm. Ondan sonra kardeşi var idi rahmetli Fazıl Pinadız diyerdi özünü. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz üzere bir yerin hikayesi düz hurmatıdan eski bazarlar nece bir şekilde eski meslekler koydu yani terzi olardı başka meslekler de olardı güzel bir şekilde çalışmaları ama şimdi maalesef bu eski meslekleri muhafaza eden az sayıda bir insanlar var. Azaldı yani hepsi her şey tatavvura gedirip yeni şeylere gedirip yani bunlar bu şekiller az oldu. Hı. Maalesef o meslekler daha güzel el işiydi ya da terziliğiydi onlar daha güzeliydi. Doğrudur. Ama kaybettik. Yani azaldı. İnşallah biz her zaman diyarız, insan her vakit eski işlerden kaybolunmasın, dönsün. Çünkü bunlar bir eserdi, bunlar bir tarihtir. Doğru. Yani hakikaten bakarsan illerde çalışır bu işte. Belki kocadan kalmalı. Tek var kalan indi. Yani geldikçe az kaldı. Doğru. Ama ona rağmen biz güzel bir veteraydı yani ellerine güzel sağlık. Güzel bir hikayeydi. Ha, Türkeş Bey'den muhabirimiz çok teşekkür ederiz özünden. Güzel bir fetere ve güzel bir tekrir hazırlanmıştık tabii bu düzden ellerine sağlık. Şimdi geçeriz sevgili ve muhterem aziz seyirciler. Ceyranam ceyranam gözüm karadı. Bu şarkını herkes bilir. Sanatçımız Akram Tuzlu'nun şarkısıdır. Ama bu şarkının hikayesi nedir? Hep beraber izleyelim. Irak'ın devrimci ve aydın sanatçılarından şarkılarıyla rejimlerin karşısında duran Akram Tuzlu'nun bir gün evinde bir şarkının hikayesine tanık olacağız. Ceyranam gezdirem dağlarım aranı Altını görendem rengim zararı Ceyranam gezdirem dağlarım aranı Altını görendem rengim zararı Başarı bağla saçım avsi elinle Başarı bağla gedim avsi elinle Ah ah Balalar da menden dertli yaralı Genelde sanatçılar iktidarlardan yana olmaları normal iken Akram Tuzlu gençlik yıllarından beri sanatıyla Saddam rejiminin karşısında mücadelesini sürdürdü. Türkmen Öydü kanalı ekibi olarak büyük sanatçıyı evinde ziyaret etmekle gururlandık. Ceyranam Ceyranam şarkısı. Tabii ben 3-11-86'da beni okuldan apardılar. Tarık bin Ziyad'ın okulundan 3-11'de apardılar düz doğru. Tabii bilmiyorum yani suçum ne yani ne yapmışım. Düz doğru tabii burada
6 ay ne ben çocuklarımı gördüm, ne çocuklar beni gördüler. 6 aydan sonra o haberim de yoktu ki benim eşimi 4 çocukla beraber, oğlum Şahin 6 yaşında, Erkan 5 yaşında, kızım Zeynep 3 yaşında, oğlum Yasin 2 yaşında, annelerle beraber düz doğru ana gitmişler okula. Bunları da düz doğru Nükret Selman'a sürgün etmişler, terhil etmişler. Ben bu olaydan haberim yok ya daha önce. 6 ay geçirden sonra bir kurban bayramı geldi. Dedim şimdi bunlar %100 bayram münasebetiler gelirler ki beni görmeye. O sırada tabii ben okuldan gittim. Tabii okuldan alınca beni, ben katımı giydim ve katı. Affedersen ayakkabılarımda yastık etmiştim başım altında. Tabii sana bir beceme verirler o da. Beceme verirlerse o sakalım da uzanıptı. Dedim şimdi çocuklar geldi. Benim yazdaki gördükleri kimin görmez. Bunlarda korkarsan bir nefsi bir hastalık olacaklarında niye babamız öyle bile bu çerçevede bu şekilde kalıp doğrusu bize bir kirafet peyniri verirdiler iki nefere. Bir kirafet peynirini yırttım, kayıt kimin ettim. O kayıt kimin hatta ki sakalımı o kirafet peynirini kaydıyla taraş ettim üzümü. Yani üzüm kana battı. Benim oğlan zindanda olanlar dedim ki sen bahsi yoktu indi ama biz çocuklar beni başka bir çerçeveyi görmesin. Milliyetçiliği yüzünden 1980'li yılların başında tutuklandığı sıralarda zindan içinden meşhur Ceyranam Ceyranam şarkısını yazdı. Saygıdeğer sanatçımız şarkının hikayesini hayranlarına kendi dilinden anlatmış oldu. Kaç defa tutulmuş, 11 defa tutuklanmışım. İlk defa olarak çukur bir üzüntüye uğradım. Daha doğrusu uzandım yerimde. O sırada da kalem yasaktı. Bize her salı günleri 5 zehidi hurması verirdiler. Bir zehidi hurmasını indik ya, keşke biraz haberim olsaydı. Bu şey zehidi hurmasının acigi biraz uzunydu. Bunu kaşığı sürttüm, kalem ettimiz. O hurma aciginin kalemiyle Ceyranam Ceyranam yazdım. Şimdi hala bende o hurma acigi, o anda yazdığım Ceyranam Ceyranam hurma acigiden beraber sözleri hala bende çevirmişim özünü. Bu da bir tarihti tabii. Herhalde yazdım bunu. Tabii 1989'da çıktıktan sonra ilk şarkı, yani son şarkım radyoya ettim özünü. Onda televizyon yokuydu. Bunun yazmağımın da nedeni buydu dedim ki Ceyranam Ceyranam gözüm karadı. Tabii burada saygılarımla bütün dinleyicilere, eşdenlere bu içinde iki sır var. İki sır var içinde. Birincisi yazmıştım Ceyranam Ceyranam gözüm karadı. Bu gözler başımı her bir beladı. Başarıp hara gidim yazmıştım Saddam elinden daha doğrusu. Dedim ben şimdi bunu yazdım bir de beni atar içeriye. Tabi madam Ceyran'ın dilindendi. Dedim başarıp hara gidim avuç elinden. Tabi avuçuyla Ceyran bittim. Bu birinci sırrı başarıp hara gidim avuç elinden. Şimdi biraz sonra da konuşurum. Bu Ceyran'ın yüzünden de yine tutuklandım. İkinci sırrı
bu en önemlisiydi. Ceyranam, ceyranam gözüm karadı. Bu gözler başıma her bir beladı. Yok de, tamam ceyranın gözü karadı. Bu gözler başıma dediğim neydi? Yani baba gürgürün, baba gürgürün kara neft gözleri, kuyuları, petrol kuyuları, kara petrol kuyuları, kara gözleri başıma her bir beladı. Bunu bizim sana baba gürgür diyeyim ya başıma bir bela. Hala içinde yaşıyor bin felaket bin bela. Ezildim, kıyla döndüm, yıkıldı yüce kala. Ya sen, ya sen beni rahat eyle ta ki biraz dinçlenim. Yaparlatma ağıyarları ta ki bende güçlerim. Ben de bir derim bataniyanı çektim başım altına. Bu hatta derim şey... yadımdan çıkmasın. Vatani altında sözlerini özüm yazdım. Aynı bu besteyi kitlemişsiniz. Aynı bu bestenin zindanda yaptım özünü. Yani bestesini, sözleri de merimdi, bestesi de merimdi, ses de merimdi inşallah. Ve hala da hele bir şey yapmamışım. Seyircilere karşı, dinleyicilere karşı. Ben vataniyana baktım, zindanda üçe bir odadaydık, 28 denaydık. Yine şey yatardı filan. Baktım zindanda ses, zindanda olanlar ses kalmadı. Bataniyem beni kaldırdım, baktım vallahi. Türkmandı ağırları, Arap'tı ağırları, Kürt'tü ağırları. Şimdi çok arkadaşlar var yani tabii o sırada memnun zindandaydı. Onda şimdi hatırlarlar her zaman. Bu şarkının şeyini yani olaylı olmağını, bu olayların nedeni de ki ben zindandayken bu gibi üzüntülü şeyler ama ben aldırmadım böyle bir şeyler çünkü tavada olan yağdı, parmağı yormadı. Tuttuğum yoldan dönmem ne kadar canım sağdı. Şarkının kayıt tarihi ve nerede kayıt olduğuna dair şöyle anlattı. 23.5.88'de tabii İran Irak savaşı bittikten sonra haflık verildi. Onda ben zindandan çıktım. Tabii 23.5.88. 89'da bunu radyo evinde şerefle dinleyicilere, seyircilere aldım, şarkımı aldım. Ama burada çok teşekkür ederim. Yorulur, rahmetten yıkatsın. Sami Dabbağ, Allah razı olsun özünden ki o doğrusu bu şarkıyı apardık, gittik Tezede. Tezede yaptık. Yani rahmetli orada şey Adil Abdullah rahmetli O Tezede tepe çekti televizyon için. Çünkü bunu ben radyo evinde diyerken televizyon onda yoktu. Yani rahmetli Sami olmasaydı bunu da şeye almazdılar yani daha doğrusu tepe şey televizyonu almazlar özde. Açtı oğlayan gözüm karadı. Gezirem dağların kökün deresi. Açtı oğlayan gözüm karadı. Başalım hara kaçım avçı elinden, başalım hara gedim avçı elinden. Tabii bu sözlerden sanatçımız Akram Duzlu'nun şarkısı Ceyranım Ceyranım adında ki bu hikayenin anlamını tabii anlattı. Olan özne o zulüm, olan o vakit ki rejim zamanında mahbus kanalarda illerce kaldı, zulüm altında. Ne sebepsiz tabii. O da bir söz yazmak üzerinden, bir söz yazmağın hakkında illerce bunlar mahbus kanada kaldı. Yani o vakitte hayatlarını bu gibi bitirdiler. Rejim karşısında durmak, belki sözler yazmak, adalet hakkında. Bunlar o vakit kabul değildi. Ve ona rağmen bunlar mahbus kanaya girmekleri
aynı vakitte sözler ve kalemler durmamıştı. Tekrar teşekkür ederek ve uzun ömürler dilerek bizim sanatçımız Akram Duzlu ve ellerine sağlık. Aynı vakitte de diyerek özne ve çok memnunuz bizim muhabirimiz Ali Begoğlu'dan bu güzel veteranı ve tekrarı hazırlanmıştı. Şimdi son... Son veteranımıza geçen şahsiyet bölümüne değerli izleyicilerimiz bu şahsiyet bölümümüzde şair Nesimi Bakan onun hayatında neler değiller. Hep birlikte izleyelim, görelim. İmadettin Nesimi, 14. yüzyılda Azerbaycan'da yaşamış Türkmen hurufi divan şairiydi. Türkçe ve Farsça divanlarının yanında Arapça şiirler de yazmıştır. Kaynaklarda doğum yeri ve doğum tarihi hakkında yeterli bilgi bulunmadığı gibi araştırmacıların çalışmalarında farklı bilgiler de vardı. Doğum tarihinin 1369 ve 1370 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Aynı zamanda Nesimi nahiyesinde dünyaya geldiği de söylenmektedir. Nesimi daha sonra Azerbaycan'dan ayrılıp Anadolu'ya gelmişti. Anadolu'da fikirlerini yayacak ortam bulmayan Nesimi o tarihlerde hurufilerini Suriye'deki en önemli merkezi olan Halep'e gitmişti. Nesimi şairlik gücünü kullanarak fikirlerini yaymıştı. O dönemde fikirleri her zaman tepki görmüştü. Bir süre sonra Halep din adamları görüşlerinin İslam'a aykırı olduğunu ileri sürerek öldürülmesi için fetva vermişlerdi. Mısır Çerkes Kölemen hükümdarı Muayyed Şeyh'in onayıyla 1417 yılında öldürülmüştü. Nesimi'nin çeşitli nezirelere yazmıştır. Aynı zamanda şiirleri Anadolu ve Azerbaycan, İran'da yayılmıştır. Tabii sevgili ve muhterem aziz seyirciler, ne yazık ki vaktimiz ve 1,5 saat bitmek üzerine tabii sonuna yetiştik. Doğru. Vakit gitti. Yani önce bilmeden güzel konularla beraber, veteranlarla beraber tabii programımıza bugün de sonuna geldik. Tekrar gelen hafta inşallah sizinle olduk. Ben bu olaraktan diyelim, her kişiye bayramınız kutlu olsun. Bahar bayramı ve Nevruz bayramı. İnşallah hayır ve safayla yaşarsınız. Söz sende. Sağ ol Ali. Tekrar ben de isterim son vermeden evvel yarın aynı zamanda anneler günüdür. Tüm anneler de kutluyorum. Anneler Allah uzun ömürler versin sizlere. Anne olmak gerçekten zor bir şeydi. Yani Allah saklasın sizi bizim için. Günümüz de kutlu olsun. Değerli izleyicilerimiz programımızın da sonuna geldim. Umarım gönlünüze göre oldu. Gelecek günde aynı vakitte karşınızda olur. Hoşçakalın.